Taraftarların sevgilisi Tadiç, yönetimi ve Fenerbahçe'sini büyük zarardan kurtarmış. Evet, sadece oynadığı oyunla değil, takımını sahiplenmesiyle de büyük isim olduğunu her daim kanıtlıyor. Nasıl mı? Bilindiği üzere Hakim Ziyeh'in bir daha Galatasaray'a dönmeyeceği neredeyse garanti. Bu arada faslı oyuncuyla ilgili eski takım arkadaşı Tadic'in Fenerbahçe detayı ortaya atıldı. İddiaya göre Chelsea Ziyeh'i gönderme kararı aldığında hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'a önerildi. O dönemde Fenerbahçe ilk görüşmeyi de yaptı. Sonra geri çekildi. Bunun sebebi ise Dušan Tadić'ti. Sırp oyuncu daha önce Ajax'ta beraber forma giydiği Ziyech hakkında olumsuz rapor verdi. Faslı oyuncunun çok fazla para göz olduğundan bahsetti. Takımın arkadaşlık ortamını bozabileceğini anlattı. Bu konuşmadan hemen sonra Ali Koç hızlı şekilde görüşmeleri kesti. Sonuç ortada. Ziyech ödemelerini almadığı için Süper Kupa maçına Arabistan'a dahi gitmedi. Sakat olmadığı halde takımını yarı yolda bıraktı. Açıkçası Fenerbahçe ucuz kurtulmuş. Öte yandan Fenerbahçelilerin sevgilisi, efsane oyuncusu tuttuğu takımdan transfer yapmak istiyor. TRT Spor'a konuşan Sakarya'nın hocası efsane Tuncay Şanlı canlı yayında Bartu Elmas gibi bir oyuncuyu her teknik adam ister. Çünkü hem çok kaliteli hem çok yönlü bir oyuncu. İsmail Hoca'nın onu bırakacağını düşünmüyorum. Bartu ile de bir ufak görüşmem oldu. Girişimde bulundum. Ne olur ne olmaz. Çünkü çok fazla isteyeni var. Onun da aramızda olmasını tabii ki isterim. Elimizi çok fazla güçlendirebilecek bir oyuncu dedi.